Çorum'da meşhur Alacalı Fatörlü Dede ile birlikteyim. Arkamızda soğanın filesi, yanımda dedeciğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk dedeciğim, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ellerinden öperim. Dede, neden meşhursun? Burası ufak bir yer işte, herkes tanıyor benim. Fötör takınca mı meşhur oldun ha? Yok, daha evvelden tanırlar beni. Biz burada belli bir aile iş yapıyor, hayvancılık yapıyor, hayvancılıktan tanırlar beni. Zengin olunca herkes tanıyor mu? Ben zengin değilim de zengini tanırlar. Benim gönlüm zengin. Adınız ne? Hasan Gül. Hasan amca. Çok yakışıklı görünüyorsun ya. Beğenmedin mi? Beğendim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Alacalı dedeciğim, sesinin güzel olduğunu duydum. Duydum ama benim şimdi yaşımı duymadın, sesimi duydun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir 80 yaşında adam ne söyler işte? Yine biraz söyler canım. Vücut eskiyor. Olsun. Ses eskir mi? Ses de eskiyor. Yok. Vallahi. Gençken nasıldı sesin? Gençken zil gibiydi. Şimdi nasıl? Şimdi davul gibi. Ay canım benim ya, öyle deme ya. Ya yine hiç yoktan iyidir. Biraz bir şeyler yaparız yani. Tesbihi çekerken kim geliyor aklına? Hiç kimse gelmiyor. Niye, yenge nerede? Evde. Onu düşünmüyor musun hiç? Düşünüyorum da durmadan onu düşünemem ki. Ne zaman düşünürsün peki? Vallahi aklıma geldikçe düşünürüm. Seviyor musun? Sevmez olur muyum? Çok seviyorum. Gerçekten. Kötü günlerimiz işte bu zamana kadar geldik. 60 senelik evliyim ben. Maşallah. Maşallah. Ona da türküler söyler misin? Söylerim. Ne arada söylüyorsun? Gül dalına konmuş bülbül yavrusu, elem yavrusu. Ben o yarada yanamam doğrusu, dağlardan aşayık, yara kavuşayık. Ben o dosta da yanamam doğrusu, merkekliyim, yolum beklerim. Söyleyin o yara yazmasın mektubum, ulan oy mektubum. Eski yaralarım yeniden aşayır, dağlardan aşayır, yara kavuşayır. Eski dertlerimi yeniden açar, merkekliyim, yolum beklerim. Pınarın başında yosunlu taşlar, ulan oy taşlar. Yara selam söylen gökteki kuşlar, merkekliyim, yolum beklerim. Dosta selam söylen gökteki kuşlar, merkekliyim, yolum beklerim. Maşallah Hasan dedeciğim ya, ne güzel sesin varmış senin. Hiç de davul gibi çıkmıyor vallahi, zil gibi maşallah. Ya ne işte, hepsi bu kadar, başka yok. Daha ne olsun ya Hasan amcacığım, ağzına diline sağlık. Eyvallah. 80 sene nasıl geçti? Vallahi şöyle geri bir baktım, hemen 5 dakikada geçmiş. Ay. Öyle ömür öyledir. Adam yaşar. Korkutma beni Hasan amca. Ya korkmaya gerek yok şimdi. Sen şimdi o öyle. Allah'ın takdiri o. Doğru. Sen korksan da korkmasan da gelecek oraya. O gün gelecek değil mi? Allah izin derse. Peki en mutlu olduğun an ne zaman oldu? Ben 24 saat mutluyum ben. Maşallah, neden? Ben kötü şey düşünmüyorum ki, hep iyi şeyler düşünüyorum. Hasan dede, buradan gençlere genç kalmanın sırlarını söyler misin? Gücünün yettiği kadar çalışacaklar, çok hırsın çalışmayacaklar, az da çalışmayacaklar. Duracakları bir ev, yiyecekleri biraz para oldu muydu yetiyor. Hırs iyi bir şey değil değil mi? Hırs yok. Bir sadece onlardan bir ricam var.
Nefsine uymasınlar, bir de şeytana uymasınlar. Ay ne güzel dedin. Bana bak, onun ikisini düzeltti miydi, öte yanını tamam. Bir de kanaat istiyorlar. Kanaat, en büyük servet kanaattır. Aramıza girmiş dağlar denizler. Gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara örtülmüş izler. Varamam diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Sen gel diyorsun, varamam diyorum öf öf. Sen gel diyorsun, sen gel diyorsun. Hasan dede. Buyur. Neden fötör takıyorsun? Neden? Bu alışkanlık yani. Neden? Bunun bir şeyi yok yani. Bu şapka 60'lı yıllarda yurt dışına giden gurbetçilerimiz var ya, onların fötörlerine benziyor. Sen de biliyor musun benim gitmediğimi? Gittin mi? Ne zaman gittin? 68'de. Aha, annemle yaşıt maşallah. 55 sene olmuş. Ben de 85'te de geldim. Nereye gittin, nasıl gittin Hasan amca? İş bulmaya yazıldım. Ben işte inşaat işçisi olarak gittim, kalıpçı. Önce Şudur Kasık Aile Kazası'na gittim. Orada çalıştım işte, firma beni Nürnberg'e gönderdi. Nürnberg'de de çalıştım. İnşaat firması olduğu için iş bitince öbür şehre gidiyor. Ondan sonra işte 73'e de çalıştım. 73'te de hanım geldi. Hanım da Hamburg, orada Lübeck var orada. Oraya vermişlerdi onu. Genelde hanımlarını götürmüyorlar adamlar ama. Götürmüyorlar da benim hanım kendi geldi. Zorla mı geldi? Yok canım, ben onu yardırdım çaktırmadan iş bulmaya. İşçi olarak geldi. Kendi gelmek istedi. Yani sen götürmedin. Yok, kendi istedi. Ben götürecektim de o günkü imkanları da götürme şansım yoktu. Hanımlarınki çabuk çıkıyordu. Hmm. Almanya'ya işçi olarak gitti. Ya bak, seni bırakmamış, gördün mü Hasan amca? Bırakmadı, sağ olsun ya. Hasan amca nasıl gittin peki? Nasıl, trene bindim geçtim İstanbul'da. Yürüyerek gidecek halin yok ya. İşte o zaman yazıldım, kağıdım çıktı. Ondan sonra... Valizin nasıldı? Valiz mi? Aha. Tahta valiz. Ya. Tabii. Neden ettin ki? O filmlerde gördüğümüz tahta valiziydi. İçine ne koydun? Vallahi içine şimdi yarım aklağı bulgur. Şahade ala. Bulgur mu? He. Ondan sonra şöyle bir tenekeye tereyağı doldurdum. Duzlu tereyağı. İşte. Erimedi mi oraya kadar? Yok. Erimettim. Sucuk. Öteberi biri bana dedi ki, Almanya'da çalışsan izinli gelmiş. Sen düğüne mi gidiyorsun ya? Çalışmaya gidiyorsun. Her şeyi mi götürsün? Kimse aramaz sen dedi, biliyor musun? Oraya varınca da tabii onlar bana lazım oldu. İyi oldu. Bitince ne yaptın? Bitince canım yurdan aldık canım. Bitince o bana bir sene yetecek diye. Vallahi iki gün sürdü trende. Üçüncü gün Münih'e vardık. Bu meşhur Münih. Oradan gittik işte inşaata. Orada barakalarda yattık. Orada çalıştık. Almanya'da çalışma öyle pek kolay değil. Kimseye söyleme, senden sır çıkmasa. Yok, benden sır çıkmaz. Fabrikaya gittim de sonradan. Orada vallahi bir fabrikada 15 gün çalıştım. İşten gelince yatıyordum. 24 saat kalkamıyordum. O çıktım fabrikadan da yine inşaata girdim. Dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun. Nasıl yaptın? Zor olmadı ya mı Hasan dede? Ya oraya Almanya'ya 62'de gittiler. Ben 68'de gittim. Onun dediğini anlayacak kadar bir şeyler, insan dura dura kulakları biraz alışıyor. Doğru. Mi? Kaç yıl kaldın orada? 18. Maşallah. Peki aklında ne kaldı oradan? Şimdi bir şey kalmaz ki ya. Fakir adam aklı olmaz yani. Paraları ne yaptın, euroları? Valla paraları getirdim. Burada biraz salla malla bir şeyler aldım. Onu da sahtekeller elimden aldı. Getirdim. Niye? Niye işte öyle oluyor. O öyle olur. Nasıl olur? O öyle olur. O kadar çalıştın, getirdin, el aleme mi verdin? Ya işte hayvancılık yaptık. Hayvancıdan adam bizim hayvanları aldı, götürdü, paraları vermedi, paralar gitti. Euroları uçtu mu?
Euro mero kalmadı, o zaman euro yiyordu. Marklar ya gitti. Kendimize yetecek kadar var ki. Hepsini götürmediler, yarısını bıraktılar. Vallahi yarısını ya. Sen bir de... Saçlarını taramaysın, sarı renge boyamaysın. Saçlarını taramaysın, sarı renge boyamaysın. Gidip de ya dere vardın, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya dere vardın, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip görmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Allah ya, ağzına yüreğine sağlık. İlham gelmedi mi? İlham gelmedi. Neden? İçli söyleyemedin. Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.